Sadece şunu sormak istiyorum. Şimdi bizde de bir şey var. Bir dönem bir dönemi reddediyor. Evet. Toplumlarda devamlılık olmaz mı acaba? Olur. Olmaz. Yani devam dönem dönemi reddetmez. Hayır. Yani o tarihi olmayan milletlere az bir şeydir. Neyin varsa önünde o mirası benimsersin, ona göre gidersin. Yaparsan reformlarını yaparsın. Reddetmek bir toptancılık şeklinde değildir. Bazı kurumlar üzerindedir. Onları yapabilirsin ama bu da bir bilgiyle olur. Böyle pastayı keser gibi devirle deviri kesemezsiniz. Bu mümkün değil toplum bilimde. Zaten nesil çizgileri de fiktiftir aslında. Devamlı her gün çocuk doğuyor. Kim hangi nesle mensup, nereden tayin edeceksin? O bakımdan tabii bu yanlış. Çok yapılıyor Türkiye. Böyle şeyler söylüyor. Mesela diyor ki Osmanlı bizden değil ya, kimden? Melik'ten geldi. Ben sevmiyorum o düzeni, o da bilmiyor. Sevmeye de bilir. Yani ben size Osmanlı hanedanından çıkan insanlar söyleyeyim ki nefret ediyor bazı sahalardan. Haklıdır. Yahut haklıdır diyelim ama bu böyle bir şey çözmez. Yani neticede herkes o toplumdan geliyor. O toplumun çeşitli katmanları var. Kompartımanları var. Oralardan geliyoruz. Biz bu, evet, Atatürk'te Osmanlı generali unutmayalım. O toplum ve o adamlar çok beynen bilen adamlar. Yani öyle palavra değil. Yani Atatürk beynen bilen bir karakter. Nereye koyarsan adamı böyle çıkar ortaya. Şey olarak söylemiyorum size. Efendim Çanakkale'den sonra paşa oldu da, işte efendime söyleyeyim, Anafartalardan sonra gitti de 16. Kol Ordu'nun başında Bitlis, Muş'u geri aldı bir müddet sonra, Rusya'ya gene gitti. Efendim işte Cumhuriyet'i kurdu, Kurtuluş Savaşı kazandı falan da beynel milen Türk oldu demiyorum. Ben size Yarbay Mustafa Kemal Bey'den bahsediyorum, tamam mı? O kadar basit. Bu beylenliler bir arkadaş. Yani böyle bir kalabalığın içine girdiğin zaman bu hemen temayüz ediyor. Fransızcasıyla, konuşmasıyla, bilgisiyle, dans etmesiyle, bilmem nesiyle, hepsiyle çıkıyor. Yani adam lafı geçen bir ataşe militer Sofya'da. Yani Bulgaristan Harbiye Bakanı her ataşe militerle ahbap olur mu? Yok öyle bir şey. Bunlar olmuş. İlgileniyor çünkü Balkan Savaşı'nda karşısında var, bilmem ne, enteresan bir adam yani, çok ilginç biri. Şimdi bir deko değil, Kazım Karabekir beynelmiler bir tip, kaç dil biliyor, müzik biliyor, bilmem ne biliyor. Bunlar böyle, Enver Paşa, hiç defterimizde yok yani biz şey değiliz ama ben adamı gördüm Berlin'de şeyini, albümlerde falan, etrafında dönülen bir ateşe. Boyu bosuyla değil ha, orta boylu bir adam. Güzel yüzlü. 4 tane lisan güzel resim yapıyor falan. İmparatorluk ailesi bir adama yanaşıyor. Bu böyle, bu nesil yetişmiş. Bunlar Melih'ten inmedi. Bizimkiler bunlar, bizim adamlar. Bunlar birinci harpten evvel en iyi yetişen subaylar. Yani ne Alman'ı, ne Rus'u, ne İngiliz'i bunlar gibi değil. Çünkü bunlar devamlı savaştan geçtiler. İç harpler, isyanlar, Balkan, İtalyan, Trablusgarp Savaşı falan geldiler. Bunlar sevk etmeyi biliyor. Ellerindeki ordunun birçok kıtlıkları, imkansızlıkları var. Sevk etmeyi biliyor. Askeriyle diyalog kurmayı biliyor. Ne yapacağını biliyor. Çok önemli. Bunu herkes bilmiyor. Avusturya, Macaristan ordusu bilmiyordu. Bilmiyordu işte. Çok şıktılar. Çok ellerinde silah da vardı, mühimmat da vardı, yaşı da vardı, hepsi vardı. Bilmiyorlar yani, bu önemli. 4 sene Britanya İmparatorluğu'nu bu adamlar tuttular. Britanya İmparatorluğu kimseyle 4 yıl falan. Çok önemli bunlar. Bak 18 diye bu yıl yine 100. yılı savaş bitiminin kutlanıyor. Çünkü bir şey var burada. Onun için bu mirası reddedip de bilmem nereye gidemezsin. Yok öyle bir şey. Mirasın içinde o kompartıman var, bu kompartıman var. Böyle toptancı, basit, bakkal tasnifiyle tarih yapılmaz.
tarih böyle düşünülmez. Bunlar önemli. Etrafımızdaki kültürler çok önemli. Öyle per capita gelire bakarak memleketleri sınıflayamaz. İran'ın per capita geliri, milli geliri adam başına düşük olabilir. Ama kültür birikimini ve insanların şeyini, kültürel yapısını şeye vurursan, per capita'ya vuramıyorsun ya, şapkan uçar. Kimler adamın gerisinde kalır? Şiraz'da, Persepolis'te, sıcakta oturmuş Hürrem şehirde öğretmenler. Hem de en fakir bölgeden Şehname okuyorlar orada, böyle aşka gelmiş. Sen öyle bir öğretmen bulamazsın Amerika'da falan. Yok öyle bir şey yani, yok. Bu çok önemli. Onun için ne bileyim, bir Rusya mesela %90 okuma yazma bilmezdi. Çarlığın %10'u da dünyayı vurdu. Edebiyat falan önde gitti. Bunlar önemlidir. Bizim aldığımız miras bir miras. Bunu bugün tahrip ediyoruz, farkında değiliz. Tahrip etmemiz öyle sırf sağ sol değil. Çok saçma bir eğitim düzeni içindeyiz. Burası öğretmen şehri. Yani Akçay eskiden işte Edremit'in denizle bağlantısını kuran, galiba arada bir Dekovil vardı. Küçük bir kıyı nahiyesiydi, kasaba bilindi. Bura birdenbire öğretmenler tarafından büyüdü. Burası öğretmen şehri. Buradaki insanların düşünecekleri başlıca problem budur. Bu eğitim niye böyle? Hiç yani şey değil, muhtelif sebepler vardır. O sebeplerin içinde biz de varız. Günahı ve sevabıyla bizim de yerimiz var. Bunu burada düşünmek zorundayız derim. Böyle de kapatalım. Evet hocam, ama son